Hulusi Akar var diyor. Ha, Hulusi Akar onu da nasıl izah etmeye çalışmıştı? Yani o an o kitleyi efendim teskin etmek için onu söyledim. Ne dersiniz? Bir Milli Savunma Bakanı, bir dinleyici kitle, vur de vuralım, öl de ölelim diyor. Onun da sırası gelecek diyor. Daha sonra dedi ki ben onu terörle mücadele için söyledim. Ama Salim Bey diyor ki terörle mücadeleye böyle bir kitlenin şeyi olmaz ki diyor. Yani böyle bir kitle çağrılmaz, sırası gelecek ne demek diye. Bu açıklamayı ve ilk açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Sıkıntısı şu, 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Savunma Bakanı olarak atanmıştı Hulusi Akar. Genelkurmay Başkanı'ydı. Hulusi Akar siyasetçi değildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan atadı onu, siyasete aldı. Şimdi askeri şeyden geliyor, bir kökenden geliyor. Şimdi de Kayseri'den milletvekili adayı. Propaganda yapıyor, hani halkla buluşuyor, gençlerle buluşuyor. O gençler o sözleri siyasetçilere her zaman söylüyor. İşte beğenen var, beğenmeyen var, eleştiren var, eleştirmeyen var. Orada onun da sırası gelecek diyor. Hani belki de sözlerini gerçekten ne anlama geldiğinin farkında değil ya da sözlerim çarpıtıldı diyor. Onu açıklamasını yaptı. Ben terörle mücadeleyi kastettim. Sözlerim çarpıtıldı. Asla öyle bir şey olamaz. Ama çok konuşuldu şimdi Ankara'da siyaset kulislerinde bir savunma bakanı, Kayseri'den bir milletvekili adayı AK Parti'den nasıl onun da sırası gelecek der. Bu ne demek? Çatışmayı körüklemek demek. Bu işte Türkiye'nin de barışı zorlamak demek. İşte vuracaksınız, ben size vurun diyeceğim, ölün diyeceğim. Böyle bir hani şey kültürü olacak karşılıklı aramızda demek. Ama sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Yine de burada bir hani siyasi propagandada eksiklik var, hatalar var, yanlışlıklar var. Siyasete, sahada nasıl olacak bakanlar, performansları nasıl olacak? Siz görün, siz karar verin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hepsi bir testten geçiyor. Daha yeni Mersin'den aday, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, koyun eti ucuz ama işte kokusundan rahatsız oluyorlarmış. Kokusundan dolayı koyun eti almak istemiyorlar diyor. Ülkedeki açlıktan, et ve işte kıyma fiyatlarındaki fazla yükselişlerden rahatsız olan insanlara koyun etini yönlendirmeye çalışıyor. Halbuki insanlar et alamıyor. Bunun artık danası, bonfilesi, koyunu, kuzusu kalmamış. O orada kokudan bahsediyor. Halktan kopuk, gerçeklerden kopuk bir kabine var. Kabineyi sahaya saldı, gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 17 tane bakan oy istiyor. Halkla nasıl diyaloglar? Bunların hepsi tek tek görülüyor. Hepsi de sorun yaşıyor. Şimdi ben bel ağrısı yaşıyorum dedi. Son dönemde ortadan kayıptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Şimdi tekrar top oynayarak bir anda çok çok iyileşmiş bir şekilde top sektiriyor. İşte maç yapacak kadar. Nasıl oluyor yani bel fıtığı olan bir insan bir anda nasıl iyileşebiliyor diye bugün herkes onu soruyordu Ankara kulislerinde, siyaset kulislerinde. Herkes hayretle o görüntüleri tekrar tekrar izliyor. Allah Allah adam hasta değil miydi falan gibi tuhaf sorular soruluyor. Hepsiyle ilgili sıkıntılar var. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı beni affedin dedi. Bakan olmak istemedi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keza o da öyle. O hep bütün bakanların toplumla ilişkilerinde sorun var. Sıkıntılı. Hepsi nasıl ilişki kuracağını, nasıl propaganda yapacağını, ne anlatacağını 14 Mayıs'ta hayat pahalılığı hızla düzelecek dedi. Tarih veriyor, halen tarih veriyor Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Halbuki verdiği hiçbir tarih tutmadı bugüne kadar. Demiyor ki ya ben artık insanlardan o istiyorum, bari makul gerekçelerle makul tarihler vereyim, onu da söylemiyor. Ama hani ne tutarsam oluyor havasıyla olmuyor. Hulusi Akar daha dikkat edebilecek bir isimdi. Orada hani bir hata payı olabilir, işte terörle mücadeleyi kastetmiş olabilir ama oradaki çocukların aklında, kafasındaki şey terörle mücadele değil. Ama bütün işte sloganlarla karşılama, bütün bu siyasileri sıkıntılar aslında
Partililikten hatta partizanlıktan kaynaklanıyor olabilir mi Hilal Köylü? Çünkü hatırlarsan bundan bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirdiği bir konuşmasında dinleyiciler arasında bulunan kuvvet komutanları alkışlamıştı. Ve bu çok büyük eleştiri konusu olmuştu. Çok büyük eleştiri konusu. Yani konuşan Cumhurbaşkanı ama konuşmasının o esnasında bir siyasi polemikle bir başka partinin genel başkanına yükleniyor ve siz bunu alkışlıyorsunuz. Şimdi oradan buralara gelindiğinde ve bu şekilde değerlendirildiğinde hakikaten öyle. İşte siz... siyasetin bulaşmaması gereken kurumlar, kuruluşlar korunmadı ülkede. Diyanet İşleri Başkanı adli yılın açılış töreninde dua okudu. Duayla adli yılı açtı. Halen o görüntüler üzerinden Türkiye'nin sistemine dair yorumlar yapılıyor. Her yerde yazılar yazılıyor, politik analizler yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın adli yıl açılışında ne işi var diye. Ayasofya'da minbere kılıçla çıkıyor Diyanet İşleri Başkanı. Sonra bakıyorsunuz hani kurum ve kuruluşlar gerçekten görevini mi yapıyor yoksa belli bir siyasi anlayışa, tercihe hizmet mi ediyor? Herkes yapması gerekeni yapabiliyor mu? İşte bunun da özünde kuvvetler ayrılığı ortadan kalkınca herkes bir kişiye, sadece devleti yöneten organa, devleti yöneten kişiye, işte tek adam rejimi dediği muhalefetin oraya hizmet etme çabası gösteriyor. Belki de Türkiye tarihinde hiç görülmediği kadar dini duyguların siyasete alet edildiği, istismar edildiği, bağlamından kopartıldığı, çarpıtıldığı bir seçim sürecinde yaşıyoruz diyebiliriz. Kesinlikle bakın sayın seyirciler, Adalet ve Kalkınma Partisi Antakya tanıtım töreni, adaylarını tanıtıyorlar. Orada bir emekli, efendim din dersi